Aslında 27 Nisan e-muhtırasının temelinde o dönemde ilk defa Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı makamı ile ilgili özellikle Özal'dan sonra yeni bir sürecin başlamasıydı ve bu yeni sürecin başlayacak olması aslında AK Parti'nin parlamentoda güçlü olması ve AK Parti'nin oylarıyla yeni bir sivil cumhurbaşkanlığın seçilecek olmasıydı. Hatırlayalım, seçimlerden önce aslında çeşitli mitinglerle ya da gazetelerle bu sürecin altyapısı oluşturulmuş ve Sayın Erdoğan üzerinden aslında Çankaya'ya kimin çıkacağı tartışılarak işte 80 yıllık bir dönemin ardından bu eğer Erdoğan Çankaya'ya çıkarsa bu bir kırılma olur. Aynı zamanda işte Türkiye'nin değerleriyle oynanamaz gibi aslında bizim klasik bildiğimiz tanıdık tehdit cümleleri, tehdit inşası üzerinden ya da güvenlikleştirme üzerinden Çankaya'ya AK Partili bir aktörün çıkmasını engellemekti. Daha doğrusu sivil bir cumhurbaşkanının Çankaya'ya çıkmasını engellemek üzerine dizayn edilmiş bir muhtıraydı ve aslında bu muhtıra üzerinden sonuçta alındı. Şöyle ki bunun tabii iki safhası var, sonuç alındı derken hemen açıklamam lazım. Tabii. Birincisi şu, tam da 367 krizi üzerinden aslında DYP ve ANAP'ın o dönemde çok güçsüz aktörler bunlar ama sonuçta sonucu etkileyebilecek az sayıdaki milletvekili meclise girmeyerek aslında bir anlamda kriz üzerinden bu muhtırayı tasarlayanlar geçici bir başarı elde ettiler. Ancak bu geçici başarı siyasetin güçlü olmasından dolayı ve siyasal aktörlerin de bu muhtırayla hesaplaşma siyasetini merkeze koymasıyla bugünkü duruma geldik. Yani artık Çankaya'yı bir anlamda vesayetçi yapıdan arındırılarak zaten bu dönemdeki kriz hayırlı bir sonuç da üretti. Bu süreçten sonra Cumhurbaşkanlığı halkın seçmesi gündeme geldi ve dolayısıyla da e-muhtıra bu anlamda amacına ulaşamadı. Geçici olarak amacına ulaştı ama öngöremedikleri bir şey vardı. O da bu krizle birlikte siyaset kendini yeniledi. 2007'de AK Parti %47 oyla tekrar güçlü bir şekilde iktidara gelerek bir anlamda bu vesayetçi yapıları da en azından siyasal hayatın dışına itme konusunda bir kararlılık da gösterdi. Aslında tüm bu süreci Cumhurbaşkanlığı makamının demokratikleşmesi üzerinden okumamız gerekiyor. Evet, şimdi zaten onu da soracağım. Yani o günden bugüne ne değişti? Mesela bir açıdan bakacak olursak o zaman asker vesayeti vardı. Hükümetin çabalarıyla bu vesayet kırıldı. Bu kez şey, bugünlerde yaşanan gelişmeleri biliyorsunuz. Bu kez yargı evet. Eliyle mi demokrasi vesayet altına alınmaya çalışılıyor? Ne dersiniz? O günlerden bugünlere neler değişti sizce? Aslında ilk olarak psikolojik bir altyapı oluştu bu süreçten sonra ve askerin siyasete yönelik müdahalesine siyaset güçlü bir tepki gösterdi ve bu bir anlamda siyasetin Türkiye siyasal hayatında vesayetçi yapılara karşı psikolojik üstünlüğünü de elde ettiği bir dönem olarak karşımıza çıkıyor ve bunun ardından aslında siyaset yeniden bu vesayetçi yapılarla mücadele ederek siyasal alanı genişletti. Siyaseti güçlü bir konuma yükseltti. Dolayısıyla Türkiye'de siyasetin güçlü olduğu dönemlerde vesayetçi yapıların alanı daralır ve AK Parti döneminde de bu alan daraldı. Ama siz de atıfta bulundunuz. Maalesef siyaset bir taraftan güçlenirken diğer taraftan devletin içerisinde başka yeni vesayetçi yapılar ya da odakların oluşmasıyla siyaset yeniden bugünlerde de zaten hepimizin bildiği yeni bir mücadele sergiliyor. Dolayısıyla da şundan korkmamak gerekiyor. Siyasetin güçlü olduğu durumlarda vesayetçi odaklar ya da yapılar hangi taraftan olursa olsun siyaset bununla demokratik yollardan mücadelesini gerçekleştirir. Önemli olan demokratik bir meşruiyet çerçevesinde siyasal kurumlara sahip çıkmak ve siyaseti mümkün olduğunca güçlü kılmaktır. Dolayısıyla da
27 Nisan e-muhtırasının belki de Türkiye siyasal hayatı açısından en olumlu sonucu Cumhurbaşkanı'nı halkın seçme sürecinin başlatılması ve dolayısıyla da Türkiye'deki belki vesayetçi kurum olarak hala varlığını aktörlerden bağımsız olarak devam ettiren, çünkü dönem dönem aktörler bu Cumhurbaşkanlığı makamını demokratikleştirmiş ama bu aktörlere bağlı bir demokratikleşmedir. Ancak 27 Nisan'dan sonra halkın seçmesiyle birlikte artık Cumhurbaşkanlığı da hem aktör temelli hem de kurum temelli demokratikleşmiştir. Bunun altını çizmemiz gerekiyor.